Herkese tekrardan selam dostlarım. Ben Ali ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte RL Roleplay'deyiz. Beyler bugün size o kadar harika bir sunucuyu tanıtacağım ki içindeki sistemler dolu dolu. Böyle yani anlatmakla bitmeyecek gibi hissediyorum. Yanımda Yağız var. Hoş geldin Yağız. Hoş buldum. Beyler şimdi size Yağız sunucu hakkında biraz bilgi versin. Ben de o sırada F1, F2 falan onları tanıtıma başlayayım abi. Sunucu İstanbul'da geçiyor. Medium Economy Global konseptinde sesli ve yazılı seçeneğimiz var. İstanbul'da geçtiği için genel olarak roller Türk şeklinde ama isteyen arkadaşlar yabancı roller yapabilir. Sunucu 22 Temmuz'da açılacak saat 9'da. Saat 9.30'da da para etkinliğimiz olacak. Kısaca böyle bahsedebilirim. Aynen beyler, yani ana olaylar o. Şimdi size şuradan da şeyleri göstereyim. Bakın burada tekstür modları falan var. Buradan onun ENB modunu falan açabiliyorsunuz. Ayrıca bu ENB modu şey düşürmüyormuş. FPS düşürmüyormuş. Şöyle açtığımızda da nasıl göründüğünü göstereyim. Böyle sağa sola dönerken böyle hafif bulanıklaşıyor. Gayet güzel bir şey bence. Güzel bir sistem olmuş. Ayrıca şöyle silah çekme animasyonlarını falan da göstereyim. Güzel böyle ufak tefek sistemler de koymuşlar arkadaşlar. N'ye basınca ıslık falan çalıyor. Bayağı güzel olmuş yani bence sistemler. Daha bunlar başlangıç yani. Şu anda gördüğünüz şeyler daha bir başlangıç. Ayrıca gördüğünüz üzere GTA 5'teki motel mapini de koymuşlar buraya abi, oturtmuşlar. Araç modlarını falan zaten görüyorsunuz abi. Bir sürü araç var, benim daha FPS'im düşmüyor. Şimdi isterseniz sunucumuzdaki sistemlere, maplere geçelim abi. Şu tovaşa bin istiyorsan sen. Bineyim. Yoldan binersen sıkıntı olmaz. Çalıştırıp lastik yakma temizi gösterin hemen. W ve Evet. S tuşuna aynı anda bas istiyorsan. Beyler gördüğünüz üzere normalde GTA 5'te ne oluyordu? W ile S'ye aynı anda bastığınızda lastik ısınıyor diyor. Burada GTA 5'te demiyor da buraya öyle bir şey koymuşlar. Lastik tamamen ısındığında arka iki lastik patlıyor beyler. Bu da bence gayet güzel bir sistem olmuş. Aynı GTA 5'teki gibi güzel, hoş bir sistem olmuş. Yani olmazsa olmaz değil de yine de detaylar güzeldir abi. Ayrıca araçtan mesela şöyle lastiği dönerek bıraktınız abi. İndiniz araçtan. Gördüğünüz üzere lastik aynı şekilde o tarafa doğru bakaraktan duruyor. Yani bu da güzel sistemlerden bir tanesi. Küçük ama hoş yani. Bunlar Benim ID'm 4, Saş İncele 4 yazarak benim hakkında bilgilere sahip olabilirsin. İncele Bu 4 güzel yazdığınızda da bir detay. beyler gördüğünüz üzere kilosu, boyu, yaşı görünüyor. Normalde bunları insanlar status yazıp belirtiyor ama bu sunucuda da güzel bir sistem yapmışlar yani. Gayet güzel. F11'de bu bölgede spor salonumuz var. İçeriye girdiğinde giriş sözlerinden. Şu anda sadece Girdim. tek kişi girebiliyor içeri. İçeri girdikten sonra içeride kırmızı bir bölge var. Oraya girip W'ye bastığında dumbbellları kaldırıyorsun ve spor Evet. yapmış oluyorsun. Her kaldırdığında bir puan artmış oluyor. 100 puanda bir vurduğun hasar bir fazlasına çıkıyor. İsterseniz de Eğer sen beyler. mesela Evet. aynen eğer mesela atıyorum vaktin önemli. Burada spor yapmak istemiyorsun. O zaman Slash Market izliyorsun. Altta artı bir yumruk hasar var. Ona basıyorsun ve kendine 100 puan ekleyip artı bir fazladan vurma hasarı ekliyorsun. Aynen. Beyler bu arada bu marketteki fiyatlar şu anda geçer, daha kalıcı değil. Bunları değiştirmeyi düşünüyorlarmış. Onu da buradan bilgisini vereyim. Böyle güzel bir spor sistem var. Yapılabilir yani. Beyler F10'da da şöyle arayüz ayarları var. Buradan istediğiniz gibi HUD'u, Thumb mesela. Buradan Thumb HUD'unu seçerseniz gördüğünüz üzere Thumb gibi oluyor. Çizgi HUD'u seçerseniz şöyle küçük bir şey oluyor. San Andreas'ın HUD'unu seçerseniz bu biraz farklı gibi benim çözünürlükten dolayı. Vice, çok iyi lan. GTA Vice City'nin HUD'unu falan da yapabiliyorsunuz. Güncel HUD'u seçerseniz gördüğünüz üzere böyle ufak tefek bayağı bir hatta HUD seçeneği var. Daha bir sürü yani özellikler var. İsterseniz bir onlara geçelim. Şimdi çöp karıştırma sistemimiz var. Buraya gelip çöp karıştırırız üstün. Çok F11'de bazı karıştı. bölgelerde çöp simgeleri var. Orada bunları yapabilirsin. Çöp karıştırdığında içinden önemsiz şeyler de çıkabiliyor. Eşyaları satabileceğin, iyi para edebileceğin şeyler de çıkıyor. Bazen uyuşturucu üretebileceğin, bazen ise silah üretebileceğin materyaller de çıkıyor. Aynen, bana mesela 5 tane materyal çıktı. Ben bunlar yani sadece 5 taneyle üretemiyorum ama yine de bir katkısı oluyor 5 tane de. Ama mesela şeyi göstereyim hemen. Atıyorum yeterli materyalleri kazandın. Colt veya Uzi üretebilirsin. Seni hemen o bölgeye çekeyim. Tamam. Yeterli materyale ulaştığın zaman bu bölgeye gelip ister Colt istersen Uzi üretebiliyorsun. Sana şöyle materyal vereyim. 10.000 verdiniz aynen. Colt 45'miş. Colt 45 buraya. Bizim için RL pozisyon gerekiyor Aynen galiba. sana verdim. RL Prosum'da çöp karıştırdığınızda gelen bir karıştırıcı madde. O olmadan üretim yapamıyorsunuz. Şu Gördüğünüz anda üzere üretebilmen gerekiyor. aynen şu anda %50 oldu. Bu %100 olduğunda üretebiliyorsunuz. Tabii benim çözünürlük biraz fazla olduğundan ufak bir bug'a girdi. O birazdan durur yani, ondan yana sıkıntı yok. Evet gördüğünüz üzere Colt 45'imizi ürettik abi, nerede? Heh, gördüğünüz üzere elimizde Colt 45'imiz var. Yani siz de böyle istediğiniz gibi silah üretebiliyorsunuz. Tabii ki de bir illegal birlikte olmanız gerekiyor. İllegal birlikte olmasanız üretemiyorsunuz. Bu sistemimiz de böyleydi. Şimdi burada faction silah sistemimiz var. Onaylı birlikler bu bölgeye gelip
Slash Faction silah yazıyor ve NPC'den istedikleri silahı alabiliyorlar belirtilen. Fiyatlar da güncel değil bu arada, değişebilir. Onaylı birlikler yapabiliyor sadece. Diğer aynen. Birlikler burada silah alamıyor. Ben mesela büyük ihtimalle birliğim onaylı olmadığı için satın alamazdım ama yetkiniz yetersiz dedi. Aynen. Siz de onaylı birlik şey olursa üretebilirsiniz. Ucumuzda ATM, market ve ev soygunu sistemleri var. Sana sırasıyla bunları gösterelim. Öncelikle ATM'den başlayalım. Bu bölgeye gelip F11'den göster istersen. Tamam. ATM'nin yanına gelip sol tıka basıyorsun. ATM'nin üstüne. Bastım. Beyoğlu tarafındayım. Hatta ben şu anda polis birliğinde olduğum için gördüğünüz üzere sol üstte bir bildirim geldi zaten. Aynen. Bu arada soygun sistemlerini kullanırken kalabalık olmanızda fayda var. Çünkü her soygun yaptığınız zaman polis arkadaşlara bildirim gidiyor. O yüzden net bir şekilde yapmanız gerekiyor ve hızlı olmanız gerekiyor. Aynen beyler, duydunuz. Ekibinizde olursanız yani her türlü sizi koruyan olur. Daha mantıklı olur bence. Mantıken de öyle olur. Şu anda bana ATM'yi soymak ister misin diyor. Ben de dedim soy dedim abi. Buradan bütün paraları tek tek topladım. Şöyle tertemizinden parayı aldık. Kaçıyoruz abi. Bu kadar yani. Bu kadar basit bir sistem. Gayet güzel olmuş ama basit ama güzel yani. İkiniz de yapabileceğiniz aktivitelerden bir tanesi. Market soygun sistemimiz var. Bu bölgeye geldiğinde önünde duran NPC silah doğrulttuğunda ellerini havaya kaldırıyor. Sen şu an polis birliğinde olduğun için kaldırmıyor, bir saniye. Yine illegal bir birliğe aldım. Evet, şu anda saniye sayı üstte kaldırıyor. Aynen. Yine de polise bildirim gidiyor. Saniye saydıktan sonra hala evin içinde durursan para geliyor. Pardon, binanın. Evden dışarı çıkarsan da yani binadan para gelmiyor. 2-3 saniye bir bekleme süresi var. Duydunuz beyler. Yine polislerle ufak bir arbediye girmeniz gerekiyor yani. Yine güzel bir sistem olmuş. Ekibinizde yapabileceğiniz eğlenceli sistemlerden bir tanesi. Eğer saniye bitmeden de dışarı çıkarsanız zaten saniye sıfırlanıyor. Parayı da alamadan gidiyorsunuz yani. Burada ev soygun sistemimiz var. Bölgeye gelip slash eve gir yazıyorsun. Eve gir. Ondan sonra çekmece ara var. Müzik kaseti çal var. Aynen beyler. Böyle 3 tane nokta var evin içinde. Bunları yazaraktan güzel bir para elde edebiliyorsun. Ben şimdi hepsini yazmayacağım. Sadece bu çekmeceyi aradık. Evet, bir Rolex saat çıktı üstümüze. Aynen. Gerekli işe aralıktan sonra evden çık yazıyorsun. Şöyle üst katı da göstereyim de. Burada da gördüğünüz gibi bir televizyon çalıyorsunuz. Sonra işiniz bitince buraya gelip evden cik yazdığınızda evden çıkıyorsunuz. Sonra da bunu gidip satıyorsunuz bir de. Sistemler çok harika abi ya. Böyle hani illegale de yöneltiyor, legale de yöneltiyor. Zaten birazdan da PD sistemlerini göstereceğiz. Bayağı güzel yani. Hemen senin eşyaları satacağın yere çekiyorum. Buradan tamam. Çöp karıştırdığın sistemleri veya evden çaldığın eşyaları satabiliyorsun eşyaları bu zenci arkadaşa. Yani komut neydi? Eşyaları satamam. Ben tam işine giremedim. Aynen. Gördüğünüz üzere biraz bekleyin, malzemeler satıyorsun dedi. Bana 89K para verdi. Rolex bayağı pahalı bir şey çünkü. yine güzel sistemlerimizden aynen bir tanesi olmuş. Şimdi seninle burada geziyoruz kanka. Hı-hı. Şöyle mektebi bir ufaktan gösterelim. Namaz saatimiz geldi. Evet. Namaz saatimiz geldiğinde de ezan okunuyor ailesi olarak. Yakında esam duyabilirsin. Bu bölgeye geliyoruz. Geldik, arabaya koyduk abi. Aynen öyle. Slash sağ gidip ve sol elleri ile ayakkabısını çıkartır. Tamam. Ayakkabıyı çıkarttın abi. Hocamızı da dinleyerek namaz kılmaya başlayabiliyoruz. Namaz kil. Komutu slash namaz kil. Gördüğünüz üzere namaza durduk. Çok şekil bir şekilde. Allahu Ekber deyip başlıyorsunuz abi. Güzel animasyon, map falan çok harika olmuş. Yani cuma günleri bayram namazları falan kılınırken bayağı eğlenceli olur. Böyle çetenizi metenizi toplayıp gelin beyler. Sadece illegale yönelmeyin. Doğru yolu görün falan. Yine güzel bir sistem ve map olmuş bence. Gayet hoşuma gitti. Ama araç mekanikleme sistemini göstereceğim. Buradaki markete geliyorsun ve maymuncuk ve tornavida alıyorsun. Maymuncuk araçların kilidini açmaya yarıyor. Tornavida ise düz kontak yapmaya. Ama düz kontak yapmak kesinlikle olmuyor. %50 gibi bir şansı var. O yüzden fazla bir tornavida almanda fayda var. Aynen beyler. Gördüğünüz üzere çok bayağı gelişmiş bir şey sistemi var. Market sistemi. Benim bayağı hoşuma gitti. Buradan da gelip bir tane de maymuncuk alıyorsunuz abi. En üstte çıkma tuşuna bastığınızda en üstte çıkıyor. Kapattınız. Market sistemi de güzelmiş yani. Şimdi aracımızı mekanikleyeceğimiz aracın yanına doğru gidelim. Atıyorum. Bu araca gelelim. Liam sen kilit kır yap. Tamam. Araç şu anda kilitli beyler. Kontroldeydim hatta. Şöyle F bastığımda araç kilitli diyor. Slash kilit kır yazdığımızda kilit kırılıyor diyor. %10 falan. Şu anda %20. Böyle bekleyelim bakalım aracın kapısını kırabileceğiz mi? Gerçi kesin kırılıyor ama düz kontak kesin olmadı değil mi? Aynen. Evet. Kilidi başarıyla kırdınız diyor. Şimdi ardından hemen araca biniyorsunuz. Bu arada polislere yine bildirim gidiyor. Düz kontak yazıyorsunuz abi. Yine bir düz kontak yapılıyor diyor. Bunun kesin başarılı olacağı yok bu arada. Hani şey ihtimali de var. Başarılı olmayabiliyor. Evet gençler, düz kontak başarılı olduğu gördüğünüz üzere. Araç çalıştı. Her türlü sürebiliyorsunuz. Şimdi aracı parçalatma yerine götüreceğiz. Yalnız kardeşimiz bizi bir çeksin bir parçalatma yerine. 11'den gösterirsen evet. Mekaniklediğin aracı burada parçalıyorsun ama
Çalınabilecek araç modelleri sadece bunlar. Motor sahiplerini koyduk resim olarak. O araç belki de mekaniklenmez, bakacağız şimdi. Normalde mekaniklediğin aracın galeri fiyatının 50'de 1'i kadar sana para veriyor ama şu anda fiyat güncel değil. Aynen beyler, zaten sunucu açık değil. Hani ufak tefek düzeltilecek şeyler, bunlar zaten basit şeyler. Fiyatlar falan her türlü kolay şeyler olduğu için bunları en sona bırakmışlar. Burada amaç size sistemin nasıl çalıştığını göstermek. Şu anda aracımız zaten parçalanıyor. 30 saniye kadar bir süre verdi bile. Evet, gördüğünüz üzere aracı parçalattık. 1K verdi. Dediğim gibi bunlar düzeltilecek. Sana şöyle bir sistem göstereyim. Sen şu an polis birliğindesin. Envanterinde seyyar radar olacak. Onu eline alır mısın? Bana doğrulttuğunda radarına düşecek senin plakası evet. Ve yaptığım hız. Evet, gördüğünüz üzere chatte görünüyor, 81 km, 19, 36, 57 kilo plakada gizli. Bu arada onu da birazdan tanıtacağız, bir dakika. Onu da şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz üzere plaka şu an görünüyor. Yani bu da güzel bir sistem olmuş. Hızdan ceza yazma olayı falan iyi yani. Sana polis arkadaşlar için yaptığımız başka bir sistemi de anlatalım. Mermi kovan sistemi. Buraya gelip slash'ta teziyorsun. Yazdım. Ne güzel. Oradaki paneli inceleyebilirsin bir birazcık. Evet, mermiler falan. Buradan kendinize mermi falan alabiliyorsunuz. Zırhlar, en kıyafetler. Sağ tarafta eşyalar bölümü var. Eşyalar bölümünde delir torbası var. Onu alır mısın? Evet, aldım. Tamam. Buradan kapattık abi. Tekrardan çekiyorum yanıma. Sen polissin, ben illegal rol yapan birisiyim. Benim sıktığım silah mermileri kovan olarak yere düşüyor. Evet. Sen de polis olarak bunları kovanı topla yapabiliyorsun. Kovan topla. Evet, yaptım. Başarıyla kovanı topladınız diyor. Kovanı topladıktan sonra tekrardan polis merkezine giriyorsun. Ve yukarı katta bir odaya girip kovanı bul yazıyorsun. Sana burayı da çekeyim hemen. Buraya gelip slash kovan bul yazıyorsun. Kovanı bul. Kovanı. Kovan bulmuş. Öyle yokmuş arkadaşlar. Bir yerimizden uydurduk şu anda. Evet. Kovanlar depoya kaldırıldı diyor. Sanırsam birazdan düşecek chatimize. Ha evet, bu arada kovanlar depoya kaldırıldı diyor. Boşa beklemişim. Benim topladığım kovanı Lutetium bırakmış diyor. Evet, bakın aynen. Gördüğünüz üzere. İsmi çıkıyor. Polis arkadaşlar mesela beni kovalama rolü yapabilirler sıktığım için. Her türlü yani illegallere ve legallere yardımcı olacak sistemler koymuşlar. Sana şöyle bir tane mesleğimizi tanıtmak istiyorum. Yine çok mesleğimiz var fakat video sıkıcı olmaması adına bir sitemizi gösterelim hemen. Evet, slash meslekler yazınca da görmüyoruz. Buraya gidip çöpçü bir sürü meslek var gördüğünüz üzere. Biz şimdi sadece bir tanesini göstereceğiz. Çöpçülük basla. Yok. Çöpçü başla olacak. Çöpçü başlaymış, tamam. Basla. Evet, başladığınızda güzel bir mekana bırakıyor sizi. Buradan gelip üstüne geldiğinizde otomatikmen yerdeki pislikleri topluyorsunuz abi. Yani bu şeyin içinde, nasıl desem, parkın içinde çöpçülük yapıyorsunuz. Yerleri temizliyorsunuz. Güzel bir sistem olmuş bu da. Bunun da tabii ki de fiyatı düzenlenir. Çöpçülük Twitter yazaraktan da çıkabiliyorsunuz. Sana Slash Market'teki bazı özelliklerimizi tanıtacağım. Öncelikle alt kısmında bandana var. Bir tane bandana alır mısın? Tabii. Bandana. Kileni al. Yeşil alalım. Bandana envanterine geliyor. Gelin envantere üstüne tıklıyorsun. Ve ismini böyle renkli bir şekilde gizliyor. Hangi renk bandana alırsanız o renkle isminizi gizliyor yani. Bence gayet güzel bir sistem olmuş. Ayrıca ıslık çalma falan sistemini de arkadaş daha demin gösterdi. Sonra katlanır plaka var. Evet, katlanır plaka. Katlanır plaka, bunu da aldık abi. Başta zaten var diyor. Bunu takmışlar önceden. Şimdi göstersin bize arkadaş. Gördüğünüz üzere gizli yazıyor. Bir daha plaka yazarsak plaka görünüyor. Yeniden plaka yazarsam yine gizliyor yani. Bu da güzel sistemlerden bir tanesi olmuş. Bir de neon var sanırsam. Neon var ama neon sadece akşam saatlerinde çalışıyor. Şöyle göstereyim. Yok, bende şu an görünüyor ama. Gece daha çok görünüyor. Evet, gece daha çok belirgin oluyor. Böyle. Bunun gibi neonda istediğin renkte alabiliyorsun marketten. Yani yine güzel bir sistemimiz olmuş. Onun dışında etiket var. Slash marketten alt kısımda etiket var. İstediğin etikete tıklıyorsun ve onu alabiliyorsun. Dediğim gibi fiyatlar şu an güncel değil. Marketteki fiyatları değişir muhtemelen. Bir etiket alabiliyorsun sadece. Başka bir etiket aldığın zaman da diğer etiket gidiyor. Bunu da duyuru geçelim. Evet. Sen al istiyorsan bir tane. Aynen, ben bir tane TL aldım şu anda. Mesela önceki kitte. Bu da yine güzel bir sistem olmuş abi. Tam olarak donate araçlarımızda kaykay var. Sen de al istiyorsan. Diğer araçlar silinecek zaten, güncellenecek ama kaykay kalacak. Araçlar kısmında kaykay duruyor. Ben de aldım bir tane. Evet, araçlar kaykay satın al. Evet, kaykayım burada şu anda. Gördüğünüz üzere bindim kaykayıma. Shift'le de zıplıyorum abi. Gayet güzel bir sistem olmuş bence. Böyle hop
Bayağı eğlenceli yani. Arkadaşlarınızla kaygan serüvenlerini çıkabilirsiniz abi. Şuradan şöyle bir geçebileceğim ben. Vay, dükkanlar içine falan da giriliyor. Yani bayağı eğlenceli. Benim sana videoda göstermek istediklerim bunlardı. Arkadaşlar sunucuya gidip daha fazlasını görebilir. Aynen. Göstermediğimiz daha çok şey var ama video uzamasın diye de kısa tutmaya çalıştık. Evet beyler, zaten ilerleyen zamanlarda sunucular rol videolar gelecek. Yani o zaman daha da net göreceksiniz sistemleri. Zaten ayın 22'sinde miydi? 21'inde mi ne sunucu açtı? 22'sinde açılıyor. Aynen, 22'sinde saat 9'da açılıyor. Evet, sunucu açılıyor. O zaman da gelip sunucuda daha o kadar fazla sistem var ki, yani bu gösterdiklerimiz sanki böyle ufaktan bir spoiler gibi bir şey oldu. Siz de sunucuya 22'sine girerken sunucuyu daha yakından inceleyebilirsiniz. Evet beyler, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yağız'a videoya geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videolarda Rica ederim. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.